Şimdi tabi e, demin reklama çıkmadan önce Alevilik meselesini e, tartıştık. Bunun ne kadar ayıp olduğunu, hala ne kadar bu tarihte bu zamanda bunu tartışıyor olmamızın utanç verici olduğunu söylemiştik Ertuğrul Özkök'le birlikte ama bak oradan şimdi biz bunları tartışırken hala çok enteresan bir gelişme oldu. E, Türkiye'de e, bir vatandaş mahkeme kararıyla din hanesine Tengri yazdırdı. Okudun mu abi? De? Okudum. <laughs> Değil mi? Türkiye'de Böyle şey bunu paylaştı Instagram hesabından, şey i̇şte Twitter hesabından paylaştı bunu. Paylaştı. Oradan öğrendik yani. Evet. Türkiye'de ilk olan bir karar bu ve emsal niteliği taşıyor. Evet. Dolayısıyla e, Tengri yazdırabilir isteyen. Şimdi yani ya başka bir dini. yani şu anda demek ki işte e, üç tek tanrılı dinin dışında ilk defa resmi olarak bir şaman inancına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına Evet, kavuştuk. Kavuştuk. Aynen. Evet, tamam mı? Yani bundan sonra ne olur bu bilmiyorum ama bak bir şey söyleyeyim. Önemli önemli bir gelişme bu. Şunu söyleyeyim ben e, o soracağım onu sana. Tengri e, ve Tengricilik e, evet. Türk şamanizmi e, Evet yani Türklerin, anlamına geliyor. Türklerin İslam'ı kabul etmeden önceki dinleri evet. bunlar. inanışları hı hı. Şamanizmde o şamanizmde de İlk şey bu, ilk vatandaş bu oldu. İçişleri Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı'na Tengri'nin din olup olmadığını sordu. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Din İşleri Yüksek Kurulu açıklama yaptı. Tengrinin belli bir dini ifade etmediğini söyledi. Vatandaş avukat olan Burhanettin Mumcuoğlu, demin fotoğrafını gördük. Karara itiraz için dava açtı mahkeme kararı olumlu sonuçlanınca tengri oldu. Neden önemli karar diyorsun buna? Şundan dolayı yani çünkü biz bütün nesiller boyunca hep Türkiye Cumhuriyeti'nin kimlik hanelerinde Müslüman, İslam, İslam olarak veya Hristiyan veya Yahudilik olarak gördük. Tamam mı şeyleri? Şimdi ilk defa tek tanrılı inançlar dışında bir inancın resmen Türkiye Cumhuriyeti'nde varlığı kabul edilmiş oluyor. Evet. önemli bir gelişme bu. Önemli yani. yani. bunu alıp isterse din derslerinde şurada burada benim inancıma aykırıdır bu deyip bunları artık bundan sonra tengirler yani şamanlar da şey yapabilirler. He. Şamanlar biliyorsun çok önemli artık şimdi şu anda çünkü özellikle daha sosyete arasında kadınlar arasında şamanlar şey yani böyle bir tür meditasyonun guruların yerini yani aldı şamanlar. Yani yakında perulu şamanlar çok moda şimdi. <laughs> <laughs> e, Peru'lu şamanlardan sonra Orta Asya şamanları da gelebilir yani. Evet. Beyefendize ee, Burhanettin Mumcuoğlu da e, böyle şaman olarak e, tabii. şey yapabilir değil mi? Yani şimdi artık mesela e, ibadet yeri konusunda da belki de şamanların bir ibadet yeri var mı bilmiyorum ben yani şora nasıldır ibadet biçimleri falan bildiğim bir konu değil ama mesela başvurup o da benim elektrik paramı Diyanet ödesin diyebilir yani. Çünkü evet. Diyanet sadece Müslümanlığın Hristiyan Müslümanlığın şeyi değil Diyanet. Doğru. Adı Diyanet Türkiye'deki bütün inanışların Şimdi o zaman Şaman olarak yazdırdığı zaman e, Budist olarak da yazdırma hakkı olabilir tabii, ya da bir başka dili de tabii, tabii, e, yazdırma hakkı tabii, olabilir yani. Tabii, bu olabilir. E, emsal teşkil ettiğini söyleyelim. Ateist yazdırılabiliyor mu acaba? Bilmiyorum. Bak onu da bilmiyorum ben ya. Dinişler yani. işte yüksek ondan sormak lazım onu. Evet yani. evet. Geçen hafta Vepi Vehbi Koç'un rahmetli Vehbi Koç'un Koç, <laughs> yaşasaydı <yayınlamıştık. çocuğu> sorardı. Aynen, <laughs> <değil> mektup <mi? gülüyor> yazıp <laughs> e, soruyordu e, Diyanet İşleri Başkanı'na. <laughs> Diyanet İşleri Başkanı da yanıt yazıyordu. 1974'lerden bahsediyoruz. Ee, onun gibi sorabilirsin abi sen de. Şimdi e, buradan e, şu konuya geçmek istiyorum. Cübbeli Ahmet'in e, ilginç bir çıkışı oldu. Oo, o Hoca iyileşti değil mi? İyileşti iyileşti. Ha, iyi Maşallah Allah, Allah. var gene. Geçmiş olsun. Tabii, geçmiş olsun e, Cübbeli Hocam. Ahmet Mahmut Ünlü. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü. E, Youtube kanalında yayınladı. Haftalık sohbetinde e, dedi ki Atatürk'e hak verdi. Bak bu da ilginç. İlginç bir şey. Zaten hoca son zamanlarda şey yani çok Atatürkçü evet, çıkışlar evet. yapıyor. Ve e, daha da ilginci Diyanet işlerini eleştirdi. Eleştirilerde bulundu. Atatürk Diyanet'e niçin Maturidi Hanefi şartını koydu? Şimdi daha iyi anlaşılıyor. Şu anki üst kurulda çok mezhepsizler var dedi. Wow, Cübbeli Ahmet. Aynen oh. gördüğün gibi. E, sesi var mı Cübbeli Ben Beni aşıyor bu tartışma. Hakikaten aşıyor evet. ama. Mesela ben şimdi Hoca'yı dinleyince Diyanet haklı diyorum ben. Oradan oraya geçin rahatlıkla diyormuş. Tamam mı? Değil mi şimdi evet. Yani Orada, buraya bakarsan oradan... yani <laughs> Hoca itiraz yok. Anladığım kadarıyla belli. Ben, de... ben ben anlamadım tam olayı ama. Çünkü Maturidi ben, Hanefi ben, sen bir şey değil, ben bir zamanlar Fethullah Gülen'i izlerdim şeyde. Ağlayarak konuşuyor ya böyle. He. İzlerken arkadaşlara falan ne diyor derdim. Vallahi anlamıyordum ben ne dediğini ya bir sürü insanda böyle kafa sallıyor. Onlar da ağlıyorlar. Ya herhalde ben anlamıyorum. Benim zeka şeyim müsait kim yani. <laughs> e, ama Atatürk'e hak veriyor. Eee Atatürk'ü e, şey yaptı hak Tam verdikten anlamadım sonra. Tamam da... ben. Şimdi o yüzden evet. yorum da yapamayacağım yani. <laughs> ya yaşaş. bizi aşar. Evet. Biz <laughs> en iyisi bir gün Cübbel Cübbeli Hoca ziyarete gidelim. Bunu Ak e. arkadaşlara <laughs> bırakalım <Bunu gülüyor> bu tartışmayı. Ya da... Karaman'a. <laughs> Ya da bize anlayacağımız şekliyle anlatsın abi. Aa, yok, onu anlayacak birisi yok bize bunu. <gülüyor> yok. <gülüyor> Başka bir diyor <laughs> çünkü yani. Ben evet. sana söyleyeyim.